Bilmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamların herhangi biriyle kullanılmamıştır? Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak, tanımak, hatırlamak, sorumlu tutmak. "A teşekkürü borç bilirim." diyerek elini uzattı. A seçeneğinde geçen bilmek sözcüğü verilen cümlelerdeki anlamlarla uyuşmamaktadır arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği. B Bir arıza çıkarsa seni bilirim ona göre. B seçeneğinde geçen bilmek sözcüğü sorunu tutmak anlamında kullanılmış. C. Nota ile bağlama çalmasını da biliyormuş. C seçeneğindeki bilmek sözcüğü bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak anlamında kullanılmış. D. Sen beni bilemedin ama ben seni bildim. D seçeneğindeki bilmek sözcükleri tanımak, hatırlamak anlamında kullanılmıştır. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Birinci metnimiz, elbette seni inciteceğim, elbette beni inciteceksin, elbette birbirimizi inciteceğiz. Ama bu varoluşu mutlak koşuludur. Var olmak, var olmama riskini kabul etmektir. İkinci metnimiz, kimseyi merak etmiyorum, kimsenin başarısını kıskanmıyorum, kimseyle kıyasa da girmiyorum, sadece kendi hayatımla ve sevdiklerimle ilgileniyorum. Üçüncü metnimiz, kırık cam teorisine göre bir binanın çoğu camı kırıksa, insanlar diğer camlarını kırmaktan çekinmezler ve bunu da suç olarak görmezler. Hayatta buna benzer, herkese kırgınlıklarınızı göstermeyin. A, kendi halindeliğin getirdiği huzur yetiyor bana. A seçeneğinde geçen yargı, ikinci cümledeki boşluğa gelebilecek uygun bir yargıdır arkadaşlar. Kimseyle kıyasa da girmiyorum, sadece kendi hayatımla ve sevdiklerimle ilgileniyorum kendi halindeliğin getirdiği huzur yetiyor bana şeklinde düzgün bir şekilde tamamlanabilir. B. Sizi üzen insanların bir zamanlar sevindirenler olduğunu unutmayın. B seçeneğinde geçen yargı verilen metinlerdeki boşluklara getirilebilecek yargı değildir. Doğru cevabımız B seçeneği. C. Bahar olmak kışla baş etmeyi göze almaktır. C, seç C seçeneğindeki yargımız. Birinci metnin boşluğuna gelebilecek yargı, ama bu varoluşu mutlak koşuludur. Bahar olmak, kışla bahşetmeyi göze almaktır. Var olmak, var olmama riskini kabul etmektir şeklinde tamamlanabilir. D. İnsanlara kırgınlıklarınızı gösterdikçe sizi kırmaktan çekinmezler. D seçeneğindeki yargı, üçüncü metnimizi tamamlayabilecek bir yargıdır. Kırık cam teorisine göre bir binanın çoğu camı kırıksa, insanlar diğer camlarını kırmaktan çekinmezler ve bunu da suç olarak görmezler. Hayatta buna benzer. İnsanlara kırgınlıklarınızı gösterdikçe sizi kırmaktan çekinmezler. Herkese kırgınlıklarınızı göstermeyi şeklinde tamamlanabilir. Doğru cevabımız B seçeneği. Bu metindeki altı çizili sözde Kavel adlı eserle ilgili gönderme yapılan özellik aşağıdakilerden hangisidir? Toplumcu şiir için 1964 yılında Şükran Yurdakul'un nice kaygılarından sonrasında içte, dışta, özde, Biçimde şiiri şiir eden ustalıklardan uzak kalışı vurgulanmış. Hasan Hüseyin'in Kavelinde ise baştan sona Atilla İlhan estetiği belirtilmiş. Arkadaşlar Hasan Hüseyin'in Kavelinde Atilla İlhan estetiği benimsenmişse dolayısıyla Hasan Hüseyin Atilla İlhan'dan etkilenmiştir. Bu durumda Hasan Hüseyin özgünlükten uzak tarzda bir eser ortaya koymuştur. Gönderme yapılan özellik A seçeneğinde geçen özgünlük olarak karşımıza çıkacaktır. Bu açıklamaya göre metninde altı çizili sözcüklerden hangileri fiilimsi değildir? Fiilimsilerin özellikleri İsim, sıfat, zarf göreviyle kullanılırlar. Olumsuzluk ekini mame alabilirler. Durum, iyilik ve çokluk gibi ekler alabilirler. Onun beni anımsaması için belli bir neden yoktu. Birinci sözcüğümüz anımsaması, kökümüz, anmak, fiil kök, anmaktan, anımsamak, fiilden fiil, MMA ekimiz olumsuzluk eki değil, fiilden isim yapan ekimiz yani fiilimsi ekimiz. Ardından gelen S harfimiz kaynaştırma harfi, I harfimiz iyelik eki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci sözcüğümüz isim fiil olarak karşımıza çıkmıştır. Ne var ki dilimizde hep gurbet sözcüğüyle birlikte söylenen yaban ellerinden ellerinde çok daha önemsiz tanışıklıklar bile inanılmaz güçlü anlamlar kazanıyor ve insana yaşam sevinci verebiliyor. İkinci sözcüğümüz tanışıklıklar. Kökümüz tanımak, fiil kök. Tanımaktan tanışmak, fiilden fiil. Tanışık, fiilden isim. Tanışıklık, tekrar isimden isim. Ardından gelenlerler ekimiz, çekim eki. İkinci sözcüğümüz türemiş bir isim olarak kullanılmış. İkinci sözcüğü eleyebiliriz. Üçüncü sözcüğümüz inanılmaz güçlü anlamlar. Nasıl anlam? İnanılmaz. Sıfat olarak kullanılmış. Sözcüğün köküne bakalım arkadaşlar. Kökümüz inanmak, fiil kök. İnanmaktan inanılmak, fiilden fiil. İnanılmaktan inanılmaz, mezmaz eki geniş zamanın olumsuzu değil. Fiilden sıfat yapan ekimiz yani sıfat fiil eki. Bu durumda üçüncü sözcüğümüz sıfat fiil olduğu için üçüncü sözcüğümüzü de fiilimsi olarak kabul etmeliyiz. Dördüncü sözcüğümüz sevinci, kökümüz sevmek fiil kökü. Sevmekten, sevinmek, fiilden fiil, sevinmekten sevinç, fiilden isim, sevinci, iyelik, ekimiz. Dördüncü sözcüğümüz de türemiş bir isim olarak kullanılmış, dolayısıyla fiilimsi değildir. Bu durumda doğru cevabımız 24 C seçeneği. Buna göre aşağıdaki sütun grafiklerin hangisinde Mesut Bey'in yılın ilk ve ikinci yarısında verdiği kilolar doğru gösterilmiştir? Kilolardan şikayetçi olan 92 kilo ağırlığındaki Mesut Bey sıkı bir diyet programı uygulayarak zayıflamayı hedefler. Bir yıl uyguladığı diyet programı ile ilgili bilinenler şunlardır. Yılın ilk yarısında verdiği kilolar hiçbir ay aynı olmamak üzere her ay değişkenlik göstererek inişli çıkışlı bir seyir izler. Yılın ikinci yarısında ise iki ay sabit kalmakla birlikte aydan aya azalmıştır. Sonuç olarak Mesut Bey bir yılda 18 kilo vermiştir. Arkadaşlar yılın ilk yarısında Mesut Bey'in kilosu hiçbir zaman aynı olmamıştır denmiş. Fakat A seçeneğinde Şubat ve Mayıs ayındaki kiloları aynı olarak karşımıza çıkmaktadır. A seçeneğini eleyebiliriz. Yine aynı şekilde D seçeneğinde Mart ve Mayıs ayındaki kilo miktarı aynıdır. D seçeneğini de eleyebiliriz. B seçeneğinde de Nisan ve Haziran aylarında aynı kilo oranına sahiptir arkadaşlar. B seçeneğini de eleyebiliriz. C seçeneğinde yılın ilk 6 ayında herhangi kilo eşitliği söz konusu değildir arkadaşlar. İkinci döneminde ilk iki ayda eşit bir kilo miktarı görünmekte, diğer aylarda sabit bir düşüş gözlenmektedir. Bir yılda 18 kilo vermişse 72 kilo civarında bir kiloya ulaşmış olmalı ve Aralık ayı itibariyle Mesut Bey 72 kiloya ulaşmıştır. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneğidir. Benzetme, aralarında çeşitli yönlerden ilgi bulunan, iki varlıktan zayıf olanı güçlü olana benzetme sanatıdır. Benzetmede dört öge bulunur. Bu, buz gibi hava dondurucu etkisini sürdürecekmiş. Buz, kendisine benzetilen gibi benzetme edatı, hava benzeyen, dondurucu benzetme yönü. Dikkat! Bazı benzetmelerde benzetme yönü ve benzetme edatı kullanılmaz. Bu buz hava etkisini sürdürecekmiş. Bu açıklamaya göre 13 yaşındaydım. Yüzüm kurumuş bir dere yatağıydı. Esmerdim, pek de misafirperver olmayan bir şehre taşınmıştık ve ben kırık bir oyuncaktım artık. Karışık düşler görüyordum. Metninde yapılan benzetmelerin unsurları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Benzetilen yüz, benzeyen kurumuş bir dere yatağı denmiş arkadaşlar. Yüzüm kurumuş bir dere yatağıydı. Yüz sözcüğü benzetilen değil, benzeyendir. Kurumuş bir dere yatağı benzeyen değil, benzetilendir. A seçeneğini eleyebiliriz. B. Kurumuş bir dere yatağına benzetilendenmiş, denmiş. Benzeyene yüz denmiş. Doğru. Doğru cevabımız B seçeneği. C. Ben kırık bir oyuncak. Ben kırık bir oyuncaktım artık. Ben sözcüğüne benzetilen demiş. Ben benzeyen kırık bir oyuncak ise benzetilendir arkadaşlar. C seçeneğini de eleyebiliriz. D. Şehre benzetilen, insana benzeyen demiş. Pek de misafir olmayan bir şehre taşınmıştık ve kırık bir oyuncaktım artık. Arkadaşlar şehre benzetilen demiş, şehir benzeyendir, insan ise benzetilendir. Doğru cevabımız B seçeneği. Bu metinden hareketle yargılarından hangileri çıkarılamaz? Onun sanatsal ve entelektüel yolculuğunun duraklarını belirleme işi Rusya'nın en büyük Tolstoy araştırmacılarının karşısına dağ gibi dikildi. Tolstoy'un eski sekreteri Nikolay Gusev'in 1950'lerde girişmiş olduğu devasa çok ciltli biyografinin alçak gönüllü bir şekilde bir biyografiye malzemeler şeklinde adlandırılması bunun bir göstergesidir. 1967'de 85 yaşında ölüp yerini öğrencisi Lydia Gromova'ya Gromova bırakmasıyla kitap yarım kaldı. Gusevin 4 cildine 2 cilt eklendiği halde o da projeyi tamamlayamadan öldü ve böylece Tolstoy'un son 8 yılı çalışmaya dahil olamadı. 1. Tolstoy'un çaplı bir biyografisinin yazılmasının çok güç bir iş olduğu, onun sanatsal ve entelektüel yolculuğunun duraklarını belirleme işi Rusya'nın en büyük Tolstoy araştırmacılarının karşısına daha gibi dikildi yargısından birinci yargıya ulaşılabilir arkadaşlar. 2. Tolstoy'un biyografisinin yazılmasını üstlenen, üstlenenlerin bu işi hafife aldığı verilen metinde böyle bir yargıya yer verilmemiştir arkadaşlar. 3. Tolstoy'u bütün yönleriyle anlatan bir biyografinin yazılamadığı, Güsev'in 4 cildine 2 cilt eklediği halde o da projeyi tamamlayamadan öldü ve böylece Tolstoy'un son 18 yılı çalışmaya dahil olamadığı yargısından 3. yargıya ulaşabiliriz arkadaşlar. 4. Tolstoy'un biyografisini yazanların onu anlamaktan uzak olduğu, Dördüncü cümle verilen metinden çıkarılabilecek bir yargı değildir. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? 1. İnsanoğlu uçmayı hep istemiş ve kuşları incelemiş. Birinci cümle doğru bir cümle. 2. Azerfan, Ahmet Çelebi de kuşlar gibi uçmanın bir yolunu bulmak istiyormuş. Böylece özel bir kanat geliştirmiş. İkinci cümlemiz de doğru bir cümle. 3. Bu kanatları takıp 1632 yılında Galata Kulesi'nden uçmuş. Arkadaşlar Galata Kulesi özel bir isim olduğundan kule sözcüğünün de büyük yazılması gerekmektedir. Ayrıca yine özel bir isim olduğundan kendisine gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmalı. Yani Galata Kulesi'nden şeklinde yazılmalıdır. Üçüncü cümlede yazım yanlışı vardır diyebiliriz. 4. İstanbul Boğazı'nı geçip 6000 metre ötedeki Üsküdar'da bulunan Doğancılar Meydanı'na inmiş. Doğancılar Meydanı özel bir isim. Kendisine gelen çekim eki Galata Köprüsü'nde olduğu gibi kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Bu durumda doğru cevabımız 3-4-D seçeneğidir. Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu dizelerde anlatılanlarla ilişkilendirilemez? Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden dağlar seda verip seslenmelidir. Düşman geldi tabur tabur dizildi. Alnımıza kara yazı yazıldı. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kınında paslanmalıdır. Köroğlu geçer mi yine şanından? Ayırır çocuğunu er meydanından kırat köpüğünden, düşman kanından, çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır. A. Şöhret kapısı açılmak. Verilen dörtlüklerde şöhret kapısı açılmak deyiminin anlamı bulunmamaktadır. A seçeneğini eleyip doğru cevabımız A'dır diyebiliriz arkadaşlar. B. Papucu dama atılmak. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Mertliğin papucu dama atıldığı denilebilir. C. Tarihi yaver gitmemek. Alnımıza kara yazı yazıldı yargısı talihi yaver gitmemek deyimiyle açıklanabilir arkadaşlar. D. Meydan okumak. Son dörtlükte köroğlu geçer miğne şanından, ayırır çoğunu er meydanından, kırat köpüğünden, düşman kınından, çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır. Mısralarında meydan okumak anlamı bulunmaktadır. Doğru cevabımız A seçeneği. Bu parçadaki noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Veysel'in dünyaya geldiği sıralar çiçek hastalığı Sivas yöresinde etkili olmaktadır. Veysel'den önce iki kız kardeşi çiçek hastalığı yüzünden yaşamlarını yitirmiştir. 7 yaşına girdiği 1901'de Sivas'ta çiçek salgını yeniden yaygınlaşır ve o da yakalanır bu hastalığa. O günleri şöyle anlatıyor: "Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zor geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı." Sağ gözümde de solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başımazından. A. İki nokta kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konmuştur. O günleri şöyle anlatıyor. İki nokta getirilmiş ve açıklamaya başlanmıştır. Doğru. B. Özel olarak vurgulanmak istenen söz tırnak içine alınmıştır. Arkadaşlar verilen cümlede aşık veysel çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zor geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan cümlesi alıntı cümle olduğu için tırnak içerisinde alınmış. Özellikle vurgulanmak istenen bir söz değildir. Doğru cevabımız B seçeneği. C Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Sivas sözcüğü özel bir isim. Kendisine getirilen bulunma eki sözcüğümüz özel olduğu için kesme işaretiyle ayrılmıştır. D Kısa çizgi cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konmuştur. Çiçek zor geldi, sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de solun zorundan olacak perde indi. Solun zorundan olacak ara cümlemiz. Ara cümleler virgül veya kısa çizgiyle ayrılır arkadaşlar. Doğru bir kullanım. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıda verilen iki numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1. Uçakta ya da yüksek bir binada olduğunuzda sizin bulunduğunuz seviyeden daha aşağıdaki hava kütlesinde su damlacıkları bulunur. 2. Bu damlacıklar güneş ışığını size doğru yansıtarak gök kuşağını tam daire şeklinde görmenizi sağlar. A. Birinci cümlede söz edilen durumun neye yaradığı açıklanmıştır. Birinci cümlede su damlacıklarının yüksekte bulunduğu belirtilmiş. İkinci cümlede de bu su damlacıklarının güneş ışığını bize doğru yansıtarak gök kuşağını tam daire şeklinde görebilmemizi sağladığı anlatılmıştır arkadaşlar. A. Birinci cümlede söz edilen durumun neye yaradığı açıklanmıştır. Neye yaradığı açıklanmıştır. Doğru. Doğru cevabımız A seçeneği. B. Birinci cümlede bahsedilen koşulların geçerliliği kanıtlanmıştır. İkinci cümlede herhangi bir kanıtlama yoluna gidilmemiştir arkadaşlar. C. Birinci cümlede söz edilen durumun neden gerçekleştiği belirtilmiş. İkinci cümle birinci cümlenin nedeni durumunda değildir. D. Birinci cümlede belirtilen bilginin doğruluğu sorgulanmıştır. Herhangi bir sorgulama yapılmamış. Doğru cevabımız A seçeneği. Numaralanmış metinlerden hangileri sorunun cevabını içermez? Soru. İklim değişikliği doğada öteden beri var olan bir şey midir? Dünya tarihinde bundan çok daha sıcak ve çok daha soğuk zamanlar olmuştur. Dolayısıyla dünya için sıcaklığın bundan çok daha sıcak veya çok daha soğuk olması doğaldır. Geçmişte bizim şu anda saldığımız karbondioksit miktarından çok daha fazlası atmosfere doğal sebeplerden yayılmış ve sıcaklığı arttırmıştır. Mesela dinozorların ortaya çıkıp yayıldıkları, jürisis döneminde atmosferdeki karbondioksit miktarı günümüzün neredeyse 5 katı. Sıcaklık ise bugünkünden ortalama olarak 4 derece yüksekti. Dolayısıyla sıcaklıkların veya karbondioksit miktarının bugünkünden çok daha fazlası bile dünya veya hakim ekosistem açısından ciddi bir sorun yaratmamaktadır. Arkadaşlar sorumuz iklim değişikliği doğada öteden beri var olan bir şey midir sorusu cevap olarak dünya tarihine kadar inilmiş, jürisis dönemine kadar gidilmiştir soru sorumuz cevaplanmıştır. İkinci bölüm soru biz doğanın işine karışmakla doğru mu yapıyoruz? Doğayı bu iklim değişikliğine doğal sebepler itmedi ki insanların bu değişikliği durdurmaya çalışması doğaya aykırı olsun. Biz zaten doğanın bir parçasıyız dolayısıyla bizim yaptıklarımız da doğanın bir parçası olmalı şeklinde sorumuz cevap bulmuştur denilebilir arkadaşlar. Üçüncü bölüm soru. Bugünkü iklim değişikliklerini geçmişteki tüm iklim değişikliklerinden ayıran nedir? Geçmişteki iklim değişikliklerini ikiye ayırmak mümkündür. Ani olaylar sonucu oluşan iklim değişiklikleri ve uzun süreçler sonunda oluşan iklim değişiklikleri. Meteor çarpması veya dev, yanar dağlar gibi oluşan iklim değişiklikleri kesinlikle bilindiği gibi pek çok türün ölümüyle sonuçlanmıştır. Aradan geçen milyon yıllar sonunda ortaya çıkan yeni türler bu değişen iklim şartlarına uyum sağlamaya başlayarak hayatın devamlılığını sağlamışlardır. Arkadaşlar sorumuz bugünkü iklim değişikliklerini geçmişteki tüm iklim değişikliklerinden ayıran nedir sorusudur. Fakat verilen cümlede geçmişteki iklim değişikliklerini ikiye ayırmak mümkündür denilerek soru dışında başka bir açıklamaya geçilmiştir. Bu durumda 3. bölümde soru ve cevap birbiriyle uyuşmamaktadır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda şifreli bir alfabe vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mavi özen ülke kelimelerinin herhangi birinin yazılışı değildir? A seçeneğinden başlayalım arkadaşlar. İlk alfabemizin simgelediği harf M harfi. İkinci simgemiz A harfini simgelemiş arkadaşlar. Üçüncü simgemiz V harfini simgelemiş. Ve son simgemiz i harfini göstermiştir. Mavi sözcüğünü eleyebiliriz. B seçeneğinde ilk simge ü harfi, ikincisi l harfi, üçüncüsü k harfi, dördüncüsü e harfini göstermektedir. Ülke sözcüğünü de eleyebiliriz. C seçeneğinde ilk alfabemiz Ö harfini göstermiş. İkinci harfimiz R harfini göstermiş. Üçüncüsü A harfi. Son simgemiz ise K harfini göstermiştir arkadaşlar. Örak diye Verilen sözcüklerle uyuşmayan farklı bir sözcük çıkmış. Doğru cevabımız C seçeneği. D seçeneğinde ilk simgemiz ö harfini göstermiş. İkincisi z harfini, üçüncüsü e harfini ve son simgemiz n harfini göstermektedir. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır? Verilen cümleler incelendiğinde paragrafımızın giriş cümlesi ikinci cümle olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Günümüzdeki aynalara benzer cam aynalar 12. yüzyılda yapılmış. İkinci yargımız 5. cümle. Bu aynalar camların ya da kaya kristallerinin bir yüzeyinin çok ince metal katmanlarıyla kaplanmasıyla yapılıyormuş. Üçüncü yargımız birinci cümle. Bu yöntemde camın bir yüzeyi civa ve kalayın karıştırılmasıyla oluşturulan ve amalgam adı verilen bir madde ile kaplanıyormuş. Dördüncü yargımız, dördüncü cümle. Bu yöntemle ayna yapımı çok zormuş. Bu nedenle de aynalar çok pahalıymış. Beşinci yargımız, altıncı cümle. 17. yüzyılda ortaya çıkan yeni bir yöntem sayesinde ayna yapımı biraz daha kolaylaşmış. Üçüncü yargıda milattan önce Mısırlılar tarafından kullanılan ve bronzdan, altından yapılan aynalar diş, dişçilik gibi birçok meslekte vazgeçilmezmiş. Üçüncü cümledeki yargı konuyla bağlantısı bulunmayan bir yargı olduğundan anlamak işini bozacak ve dolayısıyla paragraf dışında kalan bir cümle olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Asıl konu bu ürünlerin genetik özelliklerini değiştirirken kullandığımız yöntem. Ben bu ürünleri gen aktarımı olarak adlandırıyorum. Çünkü bu terim bitkilerin genetik özelliklerini değiştirirken kullandığımız yöntemi de içeriyor. Bu çok daha doğru bir terim. Bu ürünleri genetik mühendisliği ürünleri olarak da adlandıranlar var ancak bu biraz zayıf bir terim olur. Çünkü moleküler düzeyde değişikliklere neden olan genetik mühendisliği yöntemleri bitki ıslahında da kullanılıyor. Yani her ikisinde de mühendislik yöntemleri kullanılıyor. Biz doğrudan belli bir geni bitkiye aktarmaya çalışıyoruz, onlarsa bir geni değiştirmeye çalışıyorlar. A. Öznel ifadeler kullanılmıştır. Bu çok daha doğru bir terim yargısı, öznel bir ifade içermektedir arkadaşlar. A seçeneğini eleyebiliriz. B. Savunulan düşünce tanık gösterilerek pekiştirilmiştir. Verilen metinde tanık gösterme tekniğinden yararlanılmamıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği. C karşı çıkılan görüşün gerekçesi açıklanmıştır. Ben bu ürünleri gen aktarımı olarak adlandırıyorum. Çünkü bu terim bitkilerin genetik özelliklerini değiştirirken kullandığımız yöntemi de içeriyor yargısında yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir. C seçeneğini de D. Düşünce açıklanırken karşılaştırmalardan yararlanılmıştır. Biz doğrudan belli bir geni bitkiye aktarmaya çalışıyoruz. Onlarsa bir geni değiştirmeye çalışıyorlar biz ve onlar karşılaştırılmıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde geçen cümlelerden herhangi birinin öge dizilişi değildir? Dönüş yolunda sessiziz. İlk cümlemizde sessiziz, yüklem, dönüş yolunda dolaylı tümleç. Hepimiz kendi düş dünyamızda geziniyoruz. Geziniyoruz yüklemimiz. Hepimiz özne, kendi düş dünyamızda dolaylı tümleç. E5'ten şehir merkezine doğru giderken tüm düşüncelerim sisleniyor. Sisleniyor. Yüklem. Ne zaman sisleniyor diye sorduğumda E5'ten şehir merkezine doğru giderken zarf fiille kurulan zarf tümleci, tüm düşüncelerim işi yapan konumunda özne, sisleniyor yüklem. Bu durumda 3. cümlemiz zarf tümleci, özne ve yüklemden meydana gelmiş. D seçeneğini eleyebiliriz aidiyet duygusu damarlarıma sızıyor. Sızıyor yüklem, aidiyet duygusu, özne, damarlarıma, dolaylı tümleç. Öncesiz, sonrasız gibi bir dalgınlıkla yaşadığım yetişkin hayatımdan uzaklaşıyorum bu şehre her gelişimde. Uzaklaşıyorum yüklemimiz. Verilen seçeneklerde yüklemi ortada olan tek bir seçeneğimiz var. Fakat arkadaşlar giriş cümlesindeki ögemiz dolaylı tümleci değil, zarf tümleci olduğu için cümlemizi geçebiliriz. Bir an önce eve odama gitmek için sabırsızlanıyorum. Sabırsızlanıyorum yüklem. Niçin sabırsızlanıyorum? Bir an önce eve odama gitmek için zarf tümleci. De, C seçeneğini de eleyebiliriz. Kapıyı annem açıyor. Açıyor yüklem. Neyi açıyor? Kapıyı. Nesne. Anne annem. Özne. A seçeneğini de eleyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Bu metinde kullanılan geçiş ve bağlantı ifadelerinin cümleye kattığı anlam, numaralanmış ifadelerin hangilerinde verilmiştir? Her maddenin bir ağırlığı vardır. Ancak bir maddenin ağırlığı her yerde aynı olmayabilir. Örneğin, Dünya, Mars ya da Jüpiter'de farklı olur. Çünkü ağırlık bir cisme etki eden kütle çekim kuvvetidir. Gezegenlerin kütle çekim kuvvetleri ise farklıdır. Uzay boşluk olduğuna göre orada kütle çekim kuvveti yok denecek kadar küçüktür. Bu nedenle uzayda maddenin ağırlığı da yoktur denilebilir. 1. Konuyu özetlemek. Geçiş ve bağlantı ifadeleri konuyu özetlemek için kullanılmamıştır arkadaşlar. 2. Düşüncenin nedenini belirtmek. Örneğin, dünya Mars ya da Jüpiter'de farklı olur. Çünkü, geçiş sözcüğümüz ağırlık bir cisme etki eden kütle çekim kuvvetidir. İkinci yargıyı destekleyen bir yargıdır arkadaşlar. 3. Açıklamayı desteklemek demiş. Açıklama desteklenmek için geçiş veya bağlantı sözcükleri kullanılmamış. 4. Düşüncenin yönünü değiştirmek. Ancak sözcüğü düşüncenin yönünü değiştirmiştir arkadaşlar. Her maddenin bir ağırlığı vardır. Ancak bir maddenin ağırlığı her yerde aynı olmayabilir. Düşüncenin yönü ancak bağlacıyla değişmiştir. Doğru cevabımız 2-4 C seçeneğidir. Tuğba öğretmenin Türkçe dersinde sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıda gösterilmiştir. Buna göre hangi öğrenci cümleye hakim olan duyguların tamamını doğru söylemiştir? İşin doğrusu bir evi bile geçindiremedim ben. Öz cümlesi Ekrem öz demiş doğru. Yavuz azımsama demiş yanlış. Kadriye küçümseme yanlış. Sibel öz eleştiri doğru. İkinci cümlemiz senin tuhaf bir adam olduğunu söyleyenler ne yazık ki haklıymış Ekrem Kuşku demiş. Yanlış. Yavuz hayıflanma doğru. Kadriye hayıflanma doğru. Sibel hayıflanma doğru. Senin bana karşı bu kadar nankör olabileceğini öngörememiştim. Ekrem yakınma demiş. Yanlış. Yavuz sitem demiş. Doğru. Kadriye üzüntü demiş. Yanlış. Sibel sitem demiş. Doğru. Arkadaşlar sitem bir kişiden duymuş olduğumuz rahatsızlığı onun yüzüne söylememizdir. Sibel ve Yavuz doğru bir şekilde sitem demişlerdir. Her gün bahane uydurman kimseyi şaşırtmıyor artık. Kanıksama de demiş Ekrem, doğru. Yavuz, özlem demiş, yanlış. Kadriye, yatsıma demiş, yanlış. Sibel, kanıksama demiş, doğru. Bu durumda Sibel soruların tamamını doğru cevaplamış. Ekrem ise İkinci ve üçüncü soruya yanlış cevap verdiği için Ekrem de elenmelidir arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği. Böyle diyen birisinden aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez. Pet shoplarda evcil hayvanların ve ihtiyaçlarının satıldığı dükkan köpek taş çatlasa bir ay kalır. Satıldıktan sonra pek çok köpek kafeste veya daracık alanda kalıyor. Ondan sonrasını kimse tartışmıyor zincire bağlanıyorlar. Kimse buna bir şey demiyor ama gözü kapalı herkes pet shoplarda satılmasın diyor. Pet shoplar aynı zamanda hayvanseverlerin de kontrol ettiği yerlerdir. Kötü muamele varsa uyarıyoruz. Denetim artırıldığı zaman bu iş düzene girer. Hayvanı sisteme dahil etmenin ilk yolu pet shoplardır. Hayvanseverler illa barınaklardan sahiplensin diyor. Böyle bir dünya yok. Bu dayatmalar yanlış. A pet shoplarda hayvan ticareti yapılması köle ticareti yapılmasından farksızdır. Arkadaşlar Bahsi geçen kişi hayvanların pet shopta satılmasına karşı olan biri değildir. Bunun aksine hayvanların pet shoplarda daha iyi imkanlarda barınabildiğini ifade etmiştir. A seçeneğinde ise pet shoplarda hayvan ticaretinin yapılmasının köle ticareti yapılmasından farksız olduğu belirtilmiş. Bahsi geçen kişiyle çelişen bir yargı ifade edilmiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. B. Hayvanların yaşam alanları düzenli olarak denetlenmelidir. Zaten pet shoplarda hayvan denetiminin yapıldığı ifade edilmişti söylemesi beklenebilir. C. Koşulları iyileştirilmiş bir pet shop hayvanlar için yaşanması bir yerdir. Bunu ifade etmişti. D. Pet shoplar hayvanları hayatta tutmaya çalışan sistemin bir parçasıdır. Yine bahsi geçen kişinin kurabileceği bir cümledir. Doğru cevabımız A seçeneği. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Melike hikaye türünde A, B ve C kitaplarını ve roman türündeki D ve E kitaplarını haftanın günlerine göre planlayarak okumaktadır. Bu planlama ile ilgili bilinenler şunlardır. A, B, C kitaplarını yazalım arkadaşlar. Ardından D ve E romanlarını yazalım. Günlerimizi de yazalım. Her iki kitaptan haftada iki okuma yapmıştır. Cumartesi günü D kitabını okumuştur. Salı günü B kitabını okumuştur. Aynı kitabı iki gün ard arda okumamıştır. Pazartesi, çarşamba ve pazar günleri iki tür kitaptan da okumuştur. Haftanın ilk ve son günü aynı romanı okumuştur. A kitabını eline ilk defa cuma günü almıştır. Cumartesi D kitabını okumuştur. Yazalım. Salı günü B kitabını okumuştur. A kitabını eline ilk defa cuma günü almıştır. Haftanın ilk ve son günü aynı romanı okumuştur. Pazartesi ve pazar günlerinin altlarını çizelim. Cumartesi günü D romanını okuduğuna göre ve ard arda aynı kitabı okuyamayacağına göre pazar ve pazartesi günleri E romanını okumalıdır arkadaşlar. Pazartesi, çarşamba ve pazar günleri iki tür kitaptan da okumuştur. İşaretleyelim. A kitabın eline ilk kez cuma günü almış olduğuna göre pazar günü de kesinlikle A hikayesini okumuş olmalıdır. Çünkü her kitabı iki kez okumuştu. Aynı kitabı yani arkadaşlar A kitabını başka bir güne veremeyeceğimizden tek seçeneğimiz pazar olarak karşımıza çıkıyor. Çarşamba günü de bir roman okuması gerektiğinden ve E romanımızı iki kez okuduğundan çarşamba günü kesinlikle D romanı okumuş olmalıdır. Pazartesi ve çarşamba günleri okunan romanlar belli. Geriye hikaye kitapları kaldı. Salı günü B hikayesini okuduğu için ve A hikayesini iki kez zaten okuduğu için pazartesi ve çarşamba C kitabını okumalıdır. Çünkü salı gününde B hikayesi bulunmaktadır. Dolayısıyla Perşembe günü de B hikayesini okumuş olmalıdır. Kesinlikle yanlıştır, yargısı istenmiştir arkadaşlar. A. Pazartesi günü C ve E kitabını okumuştur. Pazartesi C ve E kitabını okumuştur. Doğru. B kitabını A kitabını okuduğu günden bir gün önce okumuştur. B kitabını Perşembe, A kitabını cuma günü okumuştur. Doğru bir yargı. C Pazar günü A ve E kitabını okumuştur. Pazar günü E ve A kitabını okumuş. Doğru. C D Perşembe günü C kitabını okumuştur. Arkadaşlar perşembe günü C kitabını değil, B kitabını okumuştur. Dolayısıyla D seçeneğindeki yargı kesinlikle yanlış bir yargıdır. Doğru cevabımız D seçeneği.